Run the bag, pull up. I said pull up. Yeah. She get to the cash when she walk. She look like a bag when she walk. She get to the cash when she walk. She look like a bag when she walk. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Yeah. We get to it, got it stocked up. Up, got a hand all rocked up. Like one carrot, two carrot, more cats. She look carrots like a bunny, got a hops up. Don't care for designer, got a own dress. Don't care for the phones, got a own. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalına hoş geldiniz. Yeni ve güzel bir inceleme sizleri bekliyor olacak. 2-3 haftadır bu ayakkabıyı giyiyorum ve şimdi olgunlaşan fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler de bu ayakkabıyı aldığınız zaman ne bekleyebilirsiniz? Eksi ve artı yönleri nelerdir? Kullanılan teknolojiler nelerdir? Ve bunlar nasıl performansı etki ediyor? Hepsini öğrenebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Like ve yorumlarınızı da bekliyorum. Eğer hala abone değilseniz ve bu güzel videoları beğeniyorsanız, kanalı izleme hoşunuza gidiyorsa mutlaka abone olun ve o zil işaretine basın ki ben her yeni video attığım zaman sizlere bildirim gelmiş olsun. Evet, bugün arkadaşlar Trae Young'a ait ilk imzalı ayakkabıyı inceleyeceğiz. Hepinizin bildiği gibi Trae Young oldukça iyi işler yapıyor NBA'de. Gelecek Steph Curry tarzında birçok yorum zamanında söyleniyordu. Herhalde hala söyleniyordur diye tahmin ediyorum. Logolardan gönderiyor, işte deep three'leri indiriyor. İyi işler yapıyor. Özellikle geçen sene playofflarda çok iyi mücadele ettikten sonra ve önündeki zorlu rakipleri eledikten sonra Adidas hemen Trae Young'a imzalı ayakkabı çıkarttı ve bu sene piyasaya sundu. Biliyorsunuz NBA'de işte bireysel ödüller MVP olabilir işte veya Most Improved Player MIP tarzı şeyler alırsanız veya şampiyon olursanız direkt olarak zaten hali hazırda çalışmış olduğunuz ayakkabı markaları sizlere imzalı ayakkabılar çıkartıyorlar. Özellikle Adidas ve Nike bu şekilde ilerliyor veya playofflarda işte ses getirirseniz. Yani bireysel ününüz artarsa imzalı ayakkabılar çıkmış oluyor. Bireysel ününde tabii ki yeteneği ve yaptığınız işlerin güzelliğine bakıyor. Trae de zaten NBA'ye girdiğinden beri oldukça iyi işler yapıyordu. Geçen sene de bunu gerçekten güzel bir seviyeye taşıdı. Adidas da ilk imzalı ayakkabısını yaptı. Hemen kutusuyla başlayalım. Şöyle sizlere kutusunu göstermek istiyorum çünkü benim hoşuma giden bir kutu tasarımı var. Öncelikle direkt kutuyu elinize alır almaz üstte bir yazı çıkıyor. Always remember when they doubt you. Yani doubt, şüphe, şüphe duydukları zamanı hep hatırla. Yani bunu bir motivasyon olarak kullan. Senden nefret edenlere, senden şüphe edenlere başarınla en iyi karşılığı verebilirsin tarzında bir bakış açısı var. Bu tarz motolar, bu tarz kendi kendine motivasyon cümleleri benim çok hoşuma gidiyor. Trae'nin imzası var. Şurada görüyorsunuz The First Edition logoları da mevcut. Adidas Trae Young logoları. Etiketimiz var. Ben Icy colorway'ini aldım yani maviyi. Ve altında da arkadaşlar Adidas ve Trae logoları dikkatimizi çekiyor. Tatlı ve güzel bir kutu olmuş. Ne kadar siyah beyaz da olsa benim hoşuma gitti. Kutuyu açtığınız zaman böyle icy yani buzul renkleri, buz rengi olarak genelde biliyorsunuz bu tarz soğuk mavi kullanılıyor. Çok da soğuk değil gerçi ama tam böyle kutup ayılarını çağrıştıran bir mavi renk var. Ve onun dışında da arkadaşlar şu şekilde recycle content yani bilgilendirme formu gibi bir şey göndermişler. Biz geri dönüşümler üretiyoruz ayakkabıların belli kısımlarını, doğayı koruyoruz tarzında. Ve ayrıca bir de şu şekilde yanında ekstra bağcık geliyor. Sağ olsunlar beyaz göndermişler. Farklı farklı da gönderebilirler. Bir de arkadaşlar açmadım. Herhalde açacağımı da çok düşünmüyorum. Zaten dikkatinizi bir şey çekmiştir. Minicik bağcıklar var. Evet, ayakkabıda doğru düzgün bağcık yok çünkü arkadaşlar. Şöyle hemen sanımdan bir tanesini alayım. Ayakkabımız bu şekilde. Bang bang. Ha? Güzel bir renk değil mi? Bence çıkış renkleri arasında en güzeliydi. Icy. Ice Trae deniyor. Son dakikalarda eli titremeden atabilen, heyecan yapmayan manasına geliyor genelde. Icy, icy my veins denir. Hani damarlarımda buz var. Biraz sıcak kanlı değil, soğuk kanlı denir. Hani buradan gelmedir aslında arkadaşlar. İlk elimize aldığımız zaman değişik bir tasarım. Ben Adidas tasarımıyım diye bağırıyor bence. Kutu açımında da zaten bu detaylara bakmıştık. Arkasındaki kutu payısı dikkatimi çeken yönlerinden biri oldu. Hemen Boost yazısını görüyorsunuz. Tutma yerlerinde imzası, arkada ise bir bilgilendirme etiketi mevcut. Dil kısmında Adidas logosu. Önünde Trae logosu. Onun dışında şöyle ayakkabıya baktığımız zaman çok aşırı aşırı da bir markalama yok ve hani fazla dizayn detayı içermiyor. Şurada Light Strike aynı şekilde yastıklama verilmiş ve diğer tarafında ise Adidas 3 çizgisini rahatça görebiliyoruz.
Evet, genel manada sade sayılabilecek ama tasarımı ve renk uyumlarıyla kendini belli eden mavi, beyaz ve kırmızı renklerinin çoğunlukta olduğu güzel bir ayakkabı mevcut arkadaşlar. Öncelikle siz beğendiniz mi beğenmediniz mi şekli şemaliyle genelde bir yorum yapıyoruz. Ben arkadaşlar pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Yine absürt bir Adidas tasarımı olmuş. Kaba, hafif uzun duran, değişik değişik çıkıntılara sahip. Ama biliyorsunuz Adidas zaten bununla piyasaya çıkıyor. Bu özelliğiyle Nike'dan ayrılıyor daha çok. Dunk Issue'ları bana çok hatırlattı. Özellikle Dunk Issue 1'i bayağı hatırlattı. Kabalığı, görüntüsüyle. Ama ayakkabıyı giyip içinde zaman geçirdikten sonra da alıştım ve hoşuma da gitmeye başladı. Always remember yazıyor arkadaşlar. Her daim hatırla. Kendi kendine güzel küçük motivasyonlar yapıyor böyle Trey, anlaşılan. Sonuç olarak zaman geçirdik. Hoşumuza gitti. Hemen ağırlığıyla da başlayalım istiyorum. İlk başta ağırlığını vermek istiyorum. Çünkü bayağı merak edenleriniz oluyor aranızda. 444 gram arkadaşlar. Hafif sayılmayacak bir ayakkabı. Özellikle bu büyük uzun tasarımı biraz hantal ve ağır hissettiriyor ki hani çok ağır değil. 500'e yakın olsaydı çok daha ağır diyebilirdik. 500 bayağı hani hissedilir bir ağırlık oluyor. Ama şu anda bu ortalama standart bir ayakkabı diyebiliriz. Madem hani büyüklüğünden ağırlığından bahsettik, kaç numara tercih etmelisiniz? Arkadaşlar ben her zaman aldığım gibi Adidas numaram 44.5 aldım ve biraz sanki önden büyük geldi. Sizler de buna dikkat edebilirsiniz. Normal Adidas numaranız neyse onu alın, bence rahat edeceksiniz. Çünkü yanlardan biraz dar arkadaşlar, ayağınızı oldukça sıkıyor. Bence hani küçük numara almayın, her türlü Adidas numaranız neyse onu alın. Sizin elinizde olan ve hali hazırda giydiğiniz ayakkabıları benim videolarımı izleyip hani kaç giymişim, kaç tercih etmişim ona göre de bir kıyaslamayla tercih yapabilirsiniz. Sevmediğim yanlarından olan durum lap lap böyle sahayı dövme gibi bir durum oluştu arkadaşlar. Benim pek hoşuma gitmedi, biraz daha düz bir yapıya sahip olduğu için ki Adidas'ta genelde bu tarz şeyler olur. Sahayı dövüyor gibisiniz, çok esnek hissedemedim bu ayakkabı içerisinde. Benim sevmediğim ve çok da alışık olmadığım yanlarından biri oldu. Bu da yine şekli şemaliyle birlikte söyleyebileceğim negatif yönlerinden biri olabilir. Ve hemen taban tutuşuyla videomuza geçmek istiyorum arkadaşlar. Tabanı ilk görüşte işte dedim bu mükemmel iş yapacak. Derin çıkıntılar, daha sert sert dolu dolu gözüken bir plastik vardı. Ama sahada arkadaşlar aradığımı bulamadım. Ve tozluydu özellikle oynadığım saha. Baya baya kaydığım durumlar oldu. Ve elimle sık sık silerek bu biriken tozu çıkartmaya çalıştım. Dikkatli bakarsanız da tozlar hala derinde olduğunu görebilirsiniz. Kullanılan muhtemelen plastik karışımından olacak ki iyi ve hızlı şekilde toz tutuyor. Yani çok kötü diyemeyeceğim ama o beklediğim, o arzuladığım, istediğim taban tutuşu yoktu. Zaman zaman kaymak benim moralimi bozdu. Çünkü beklentim yüksekti açıkçası biraz da. Özellikle bu balık sırtı tasarımı denir bunlara. Bu zigzaklı dışarı doğru çıkıntılar daha iyi iş yapabilirdi. Arkada yuvarlak bir tasarım. Ortada ise orta ayağınızdan destekleyen güzel bir tasarım var. Fakat iş yapma noktasında biraz beni üzdüğünü söylemem lazım. Daha iyi olmasını bekliyordum. Dışarıda oynanabilir mi? Arkadaşlar çıkıntılar oldukça yüksek fakat elimle bastığım zaman rahat bir şekilde oynadığını görüyorum. Bu da dışarıda oynanmaz diye hissettiriyor bana. Alırsınız oynarsınız ama hızlıca bunlar yerinden kopabilir. Bazı yerlerde özellikle mesela şu Adidas olan yerlerde daha sert fakat şuralarda biraz daha yumuşak geldi bana. Siz bilirsiniz, ben tavsiye etmem dışarıda oynamanızı ama kesinlikle dışarıda oynamayın, mahvedersiniz de demeyeceğim. Çünkü yine diğerlerine nazaran biraz daha kuvvetli bir taban kısmı olmuş. Tabanına vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 8 veriyorum. Yani beklediğimin altında kaldı. Hatta 7'lere düşecektim ama buna da haksızlık olurdu. Bence o kadar kötü değildi. Yine iyi işler yaptı. Özellikle temiz bir yerde silerseniz gayet iyi bir taban tutuşu sağlıyor. Hemen yukarı çıkalım. Belki de bu ayakkabının en güzel yanı olabilir. Yastıklaması bir gard ayakkabısında çok güzel iki çeşit yastıklama kullanılmış. Tabi gönül ister de hepsi boost olsun, biliyorsunuz boost is life is biz. Ama arkadaşlar yine de bu şekilde de bir kullanım gayet güzel. Arka tabanda şu görmüş olduğunuz arka ayağınız olduğu gibi nal gibi boost var arkadaşlar. Yüz yuvarlak ve tüm tabanda da görmüş olduğunuz şu kareli kısımlara light strike yastıklaması deniyor. Yani hafif vuruş anlamına geliyor. Fena değil, gayet güzel. Ön tabandaki yastıklamayı oldukça hissedebildim. Eğer arka topuklarınıza sürekli vuran oyunculardansanız yine buradaki boost da sizlere gayet yardımcı olacaktır. Temel manada güzeldi, keyifliydi. Tabii ki benim gibi sakatlıkları olan veya daha çok yastıklamaya ihtiyaç duyan arkadaşlarım için eksik olabilir. Benim beklentim yine yüksek olduğu için aradığımı yine bulamadım. Ama etkiden korunması güzel. Yere çok yakın hissediyorsunuz. Özellikle gardlar için çok iyi. Trey zaten guard olduğu için kendine uygun güzel bir ayakkabı bulmuş.
bu taban yapısıyla da kendinizi çok dengeli hissedeceksiniz. Çünkü oldukça yana doğru çıkıntılandırılmış ve geniş vizeye bastığınız için çok dengeli ve oyun kuruculara hitap eden bir ayakkabı olmuş. Tabii ki keşke biraz daha arkadan öne geçişi yumuşak olsaymış. Çünkü ben dediğim gibi pat pat dövdüm ve daha geniş, daha büyük de palet gibi bir şey varmış gibi hissettim ayağımda. Bu benim hoşuma gitmedi ve yere yakın olmak da benim için iyi şeylerden biri değil. Yastıklamasının beklediğim gibi de olmayışı bu ayakkabı bana çok da uygun değil dedirtti. Fakat guard oynayan arkadaşlarım için harika bir yastıklama barındırıyor. Yastıklamasına vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 8.8 olacak. 8.9 mu versem, 9 mu versem gittim geldim ama dediğim gibi 9 verdiğim ayakkabılar çok daha zıp zıp olan, çok daha etkiden korunmaya sahip ayakkabılar. Buradaki boost benim dediğim gibi hissedebildiğim bir şey olmadı. Daha çok görüntü diye koymuş olabilirler veya çok yürüyüş step atanlar varsa veya turnikelere çıktıktan sonra topuğun üstünde düşenler varsa onlar için iyi olacaktır ama Light Strike benim biraz eksik bulduğum bir yastıklama oluyor ve küçük kullanıyorlar arkadaşlar. Daha hani büyük kullanılsa belki daha keyifli olabilir. Yastıklaması da bu şekildeydi. Üst kısma çıkıyorum. En beğenmediğim kısım olabilir. Resmen geri dönüşümden üretilmiş, çok dandik hissettiren sert bir materyal var ve hava da almıyor. Fakat bazı yerlerde şurada görmüş olduğunuz gibi nubuklar kullanılmış, bir tık daha kaliteli hissettiren daha kalın kumaşlar. Aynı şekilde dilinin üstünde de bu mevcut ve arka topukta da mevcut. Bunların dışındakileri pek beğenmedim. Dediğim gibi biraz böyle kalitesiz hissettiren sert bir kumaşın üstüne uhuyla geri dönüşüm materyalini sanki yapıştırmışlar. Pek hoşuma gitmedi. Materyal kalitesine ise vereceğim puan 10 üzerinden 8.2 olacak arkadaşlar. Üst kısmı olmasaydı veya daha farklı bir yapı kullanılsaydı muhtemelen ben 8.8'lere falan çıkabilirdim. Çünkü onun dışındaki şeyler bayağı hoşuma gitti aslında. Fakat sizleri koruma ve kitleme noktasında iyi iş yapacak. Sert olduğu için çok rahat edemedim ben şahsen. Fazla rahat değildi. Daha rahat görünüşü var kesinlikle. Ama kitlenmeye ve sizi dengede iyi hissettirmeye üst kısım oldukça yardımcı oluyor. Burada sizin de dikkatinizi çekmiştir. Çok az arkadaşlar bağcık deliği var. Bu ne koymasaydınız daha iyiydi diyebilirsiniz. Ve bağcık deliğinin altında da şu şekilde zikzaklar sanki adeta donmuş bir suyu temsil ediyormuş gibi hissettim. Görüntü olarak, dizayn olarak hoş. Fakat işlevsellik olarak bu tasarım pek iyi değil. Çünkü şurada baktığınız zaman dil hiç yok. Bakın dikkat ederseniz bir bütün tasarım, çoraba giriyormuşsunuz gibi. Giymesi çıkarmasını da oldukça zorlaştırıyor bu durum. Daha sonra da kitlenmeyi zorlaştırıyor arkadaşlar. Buradaki tasarımın sizlere belli bir tutuculuk sağlaması için bunu sıkı sıkıya yapıyorlar. Çünkü diyelim ki 5 ay sonra bu bollaşmaması gerekiyor. Ama ilk aylarda ise sizlere baya baya bu çile çektirebilir. Benim pek hoşuma gitmedi yine bu durum. Özellikle bağcıkları sıktığınız zaman da sadece şurada bir kitlenme yakalıyorsunuz. Bu tarafta ulaşmanız pek mümkün değil. Benim sevmediğim bir tasarım oldu. Yapılan işlevsellik noktasında sınıfta kaldı diyebilirim bence. Rahatlığı kötü yönde etkiliyor. İlerleyen zamanlarda sizi kitlemesi yavaş yavaş gevşeyebilir veya ilk zamanlarda oldukça çileli bir ayakkabıyı açma dönemi olabilir. Benim hoşuma gitmedi. Öyle aman aman rahatsız olmadım. LeBron işte 17'lerde falan olduğu gibi rahatsız eden veya ayağımı acıtan, kanatan bir durum olmadı ama daha rahat olmasını beklerdim. Çünkü Adidas ayakkabıları bana göre, Nike'lara göre hep daha rahat olan, ayak yapısına daha uygun olan ayakkabılar oluyor. Burada biraz o farklı olmuş. Hem darlığı, hem bu üstteki materyalin sıkılığı, dilin yapısı biraz rahatsız ve konforsuz hissettiriyor. Bağcıkların da az olması kitlenmeyi istediğiniz noktadan ayarlama özgürlüğünüzü elinizden alıyor. Çünkü düşünün bakın iki tane var. Yani ne kadar neyi sıkabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu durum bileklerinizi sarıyorsanız, profesyonel basketbol oynuyorsanız, liglerde oynuyorsanız, bileklerinizi bandajlıyorsanız mahvedecektir arkadaşlar. Profesyonel bir basketbolcuyla konuştum. Bu tarz ayakkabıları biz hiç sevmeyiz dedi. Bileklerimiz kesinlikle buraya girmez dedi. Ben zaten zor soktum ayağımı. Bir de eğer bandajlasaydım, iki kat çorap giyseydim falan mümkün değil. Ayağımı sokamazdım. Buna da dikkat edin. Eğer bandaj yapıyorsanız, iki kat çorap giymeyi seviyorsanız bu ayakkabı içerisinde pek rahat edemeyeceğinizi düşünüyorum. Destek noktasında bu ayakkabıya vereceğim puan 10 üzerinden 8.5 olacak. Eğer ki dili ve bağcıkları da olsaydı 9 verebilirdim. O kadar destekli ve güzel geldi. Bileksiz olmasına rağmen çok dengeli ve yere yakın olmanızdan kaynaklı güvenlik hissi oluşuyor. Kesinlikle bir devrilme veya ayak burkma gibi bir durum çok söz konusu olmayacaktır. Gerçi bileksiz bilek korumanız olmasa da yere sağlam basmanın verdiği bir güvenlik hissi var. Hangi oyuncular giymeli sorusuna arkadaşlar daha çok bence yere yakın oynamayı seven, fazla fazla yastıklama ve etkiden korunma aramayan, daha güvenlik
hissi arayan arkadaşlarım için iyi olabilir. Özellikle Adidas ayakkabılarını seviyorsanız. Onların çok benzeri bir ayakkabı olmuş. Hani gayet keyifli, içerisinde basketbol oynayabilirsiniz. Benim aman aman bayılmadığım ama nefret de etmediğim, çok arada kaldığım, güzel dediğim bir ayakkabı oldu. Özellikle ilk çıkış ayakkabısı olarak benim hoşuma gitti. Kullanılan boostlar, light strike'lar, tabandaki yapı. Yani gerçekten ilk imzalı ayakkabı için oldukça güzel. Dan issue 1'lere oranla çok daha kaliteli, dolu bir ayakkabı gibi geldi. Şimdi üstüne bakınca resmen Dan issue diyorum arkadaşlar. Gerçekten çok benzetmişler. Fakat Trey'e de uygun bir ayakkabı olmuş. Trey bundan önce Next Level diye bir ayakkabıyı giyiyordu. Çok Türkiye'de de satışa çıkmayan bir ayakkabıydı ve bağcıksız da o ayakkabı çok beğenilmişti. Herhalde ona benzer bir tasarım yapmaya çalıştılar. Fena değil, güzel, keyifli bir ayakkabı olmuş. Tek tek de puanlamalarını yaptım sizler için. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eksik yönlerini de belirttim. Hoşuma gitmeyen yönleri de belirttim. Böylelikle de incelememi sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer sizlerin de şekli şemali hoşunuza gidiyorsa alabilirsiniz. Çıkış fiyatı 1400 liralardı. Ben indirimden 1100 civarına aldım yanlış hatırlamıyorsam. Yine bu fiyatları düşecektir. İndirimlere bakın. Benim internetten alışveriş videolarımı izleyebilirsiniz. Kanala tıklayıp oradaki videolara bakabilirsiniz. Göreceksinizdir. Keyifli güzel videolar yaptım. Sizlere yardımcı olacak birçok içerik var. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ayakkabı Dahisi bugünlük out.